Ne demek artık kulüpte çalışmayacağım? Sen yoksan ben de orada çalışmam. Kendimize yeni bir iş buluruz. Ya Burak lütfen çocuk gibi davranma. Ay Burak neredesin be oğlum? Burak, artık daha fazla bunu sürdüremeyiz. Eğer böyle üzerime gelmeye devam edersen ben evden de taşınmak zorunda kalacağım. Tamam anladım. Tamam. Sen nasıl istersen öyle olsun. Bu sondu. Bir daha asla seni huzursuz edecek bir şey yapmayacağım. Tamam mı? Burak Bey, anneniz gelmeden odanıza geçseniz iyi olur. Aslı sen de sakın sesini çıkarma. Halil abi, sen nereden biliyorsun? Burak Bey sonra konuşuruz, çabuk olun. Ay Burak. Oğlum ben de seni arıyordum. Ne yapıyorsun burada? Hiç. Bir ses duydum gibi geldi ama bir şey yokmuş. Sen bana bir şey mi söyleyecektin? Ay ben seninle konuşmak istiyordum da biraz. Ha, bir şey konuşacaksın. Anneciğim yarın konuşsak olmaz mı? Benim çok uykum var. Hemen yatmak istiyorum da. İyi tamam. Tamam. O zaman yarın konuşuruz. Tamam konuşuruz. İyi geceler. Halil abi ben açıklayabilirim. Aslıcığım, bana bir şey açıklamak zorunda değilsin. Biz de genç olduk. Merak etme, aramızda kalacak. Ben Burak Bey'le sonra konuşacağım. Tamam Ali abi. Annem gitti. Halil abi, çok sağ ol. Yakalanmadınız ya, çok şükür. İyi misin Aslı? Nasıl iyi olmamı bekliyorsun Burak? Yaptığın şeyler beni ne kadar riske atıyor. Artık anlıyorsun değil mi? Çok iyi anladım hem de. Sen en başından beri haklıydın. Özür dilerim. Aşkım benim ya, benim Eftel. Eftel'iz Erdem ben, hayatım Erdem ben ya. Kim olduğunuzu görüyorum herhalde. Yalnız yatağımda ne işiniz var? Esti gece.
böyle üşüdüm. Ürperti geldi. Ben de yanına geldim. Yazın ortasındayız Erdem. Daha iyi bir bahane bul bari. Abin geldi. Ne yapacağız? Abin geldi. Ne yapacağız? Erdem bir sakin olur musun? O telefon kapı değil. Kapı gibi çalıyor ama. Aslı? Alo Gonca, uyuyor muydun? Hayır canım, uyumuyordum. Ne oldu? Sesin çok kötü geliyor. Ya ben işi bıraktığımı haber vermek için aradım seni. Ya Aslı saçmalama ya, niye? Ya ben oraya daha fazla gelemem. Ya Çağla'yla karşılaşırsam? Ya benim orada çalıştığımı bilirse gerçekten orada kıyamet kopar. Anladım canım. Haklısın aslında. Sen bilirsin. O zaman ben kulübe gittiğimde senin işten ayrıldığını söylerim. Tamam canım, ben de şimdi bu Okan'ı arayıp haber vereceğim. Benden duyması daha iyi. Tamam canım. Öpüyorum o zaman. Konuşuruz. Görüşürüz. Bıraktığımı sana haber vermek istedim. Yaşananlardan sonra hala kulüpte çalışmam uygun olmazdı. Bugüne kadar benim için yapmış olduğun her şey için teşekkür ederim. Ah Burak, ah. Hepsi senin yüzünden. Canım ya, bizimle de aslında böyle yan yana çok yürümeyelim. Sen ne yapacaksın bugün? Bugün şu üstümdekilerden bir kurtulacağım Macide. Ondan sonra da iş bakacağım canım. İyi bakalım. Bakacağım. Önce bunlar sana niye bakıyor? Onlar bana değil, sana bakıyor onlar. Bana. Hadi ben gidiyorum, görüşürüz. 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 Düştüğüm hale bak ya. Benim acil şunlardan kurtulmam lazım. Şuna bak, şuna. Allah'ım yarabbim. Efendim? Merhaba. Aslan orada mı? Hayır efendim. Aslan'ın işi bıraktığını haber verdi. İşim bıraktı? Evet. Peki. Gonca Hanım orada mı peki? Gonca Hanım burada Burak Bey ama şu an müşterisi var. Siz daha sonra arasın mı? İyi olur. Söyledi mi? Sadece arasın dedi. Tamam, teşekkürler. Ne diyecek acaba? Ne diyecek? Aslı'yı soracak. Yok. Gereken cevabı yüz yüzeyken vermem gerek. Burak. Niye telefonlarımı açmıyorsun? Bütün gece sana ulaşmaya çalıştım. Çok merak ettim seni. Gördüğün gibi iyiyim. Biraz yalnız kalmaya ihtiyacım vardı. Ayrıca buraya her aklın estiğinde gelme lütfen. Tamam, sinirlenme hayatım. Bir daha habersiz gelmem söz. Dünle ilgili konuşamadık. Ben gerçekten çok üzgünüm Burak. Büyük bir yanlış anlaşılma yaşandı. Yani ben de Aslı'ya öyle davranmak istemezdim. Bir an sizin birlikte olduğunuzu düşünüp deliye döndüm. Ne yaptığının gerçekten farkında değildim. Bana çok kızdın biliyorum. Haklısın da. Ama bir daha böyle bir şey yaşanmayacak. Emin olabilirsin. Bence de. Yaşanmasa iyi olur. Yaptığın şey hiç normal değildi Çağla. Bize ait bir mekanda, insanların yanında nasıl bu kadar da seviyesizce davranabildin?
Ben de hala kendime şaşıyorum zaten. Ya sanki oradaki ben değilmişim gibi. Gerçekten ben çok utanıyorum. Bir de sen gelme üstüme, ne olur. Ben seni çok özledim. Çağla, lütfen. Kabul etmek zorundasın artık. Bunun kolay olduğunu mu düşünüyorsun? Sen telefonlarımı açmadığın için bütün gece uyku girmedi gözüme. Sensiz kalacağım fikrini düşündükçe gözyaşlarımı tutamadım Burak. Ben bütün gece ağladım. Yeter ki bize bir şans daha ver. Lütfen beni kendinden bu kadar uzak tutma. Sözlenmek zorunda da değiliz. Gerçekten. Kendini baskı altında hissetmene gerek yok. Sen ne zaman hazır olursan. Burak lütfen. Bütün gururumu ayaklar altına alıp sana yalvarıyorum. Lütfen beni bırakma. Lütfen. Hadi gel aşkım. Kafeye gidelim. Burada ne yapıyorsun bütün gün? Nasıl dayanıyorsun anlamıyorum. Ben 2 dakikada bunu aldım. Hadi gel. Ben buradan ayrılamam. Benim çok işim var. Tamam. O zaman ben işin bitmesini kafede bekleyeyim. Çağla. Anla artık. Lütfen zorlama. Senden kötü ayrılmak istemiyorum. Hala ayrılıktan bahsediyorsun. Öyle mi Burak? Sen ne vicdansız, ne acımasızsın ya. Hiç mi sevmedin beni? Ha? Hiçbir değerim yok senin için. Neden bu derece kurtulmaya çalışıyorsun benden? Çağla, sakin ol. Olmuyorum. Bu zamana kadar oldum. Artık sakin olmuyorum. Sen beni bırakamazsın. Anlıyor musun? Sen beni bırakamazsın. Buna izin vermem. Buna izin vermem. Ve buna engel olmak için ne gerekiyorsa yapacağım. Anlıyor musun beni? Ne gerekiyorsa. Pardon, bakar mısınız? Buyurun. Portakal suyunuz var mı? Maalesef. O zaman ben bir kola alabilir miyim? Tabii, hemen. Teşekkürler. Aslı. Şu hale bak. Burak. Konuşmamız lazım. Şu an hiç konuşacak durumda değilim. Sonra konuşalım. Önemli. Neymiş bu kadar önemli olan? Aslı işten ayrıldı, haberim vardır. Aslı, Aslı, Aslı. Yeter! Ne oluyor ya bu kadar? Sen söylediğin yalana kendini fazla kaptırdın herhalde. Bak Burak, ben Aslı'ya burada rahat çalışacağına dair söz verdim. Seni de defalarca uyardım. Ama sen ne yaptın? Kızın daha çok üstüne gittin. Çağlı'yı Aslı'nın üzerine saldın. Ne istiyorsun kızdan? Etrafındaki oyuncaklar yetmiyor mu? Ama ben senin neden böyle davrandığını çok iyi biliyorum. Neden böyle davranıyorsun biliyor musun? Çünkü seni Aslı istedi. Onun senin peşinden koşmamasına tahammül bile edemiyorsun. Bütün dünya etrafına dönsün. Her şey senin olsun. Bütün herkese hükmetmek istiyorsun. Ama Aslı da bunu başaramadın. Bu yüzden de hırs yaptın. Bütün sebep bu. Ben anlıyor muyum? Dediğin gibi olsun. Sana verecek bir cevabım yok. Kuzen. Daha söyleyeceklerim bitmedi. Eğer Aslı'yı spor kulübünden kaçırdığın gibi evden de kaçıracaksan ben Aslı'yla annesini bize aldırabilirim. Hayır. Şu an öyle bir şey düşünmüyorum. Buna sevindim. Söyleyeceklerim bu kadar. Gonca,
Aslı telefonlarıma cevap vermiyor. Nerede olduğunu biliyor musun? Hayır, bilmiyorum. Emin misin Gonca? Bak eğer biliyorsan lütfen söyle. Onunla mutlaka konuşmam lazım. Bilseydim de söylemezdim Burak. Lütfen biraz onu kendi haline bırak. Seninle tanıştığından beri başına gelmeyen kalmadı. Çok üzgün, çok kırgın. Aslı bunları hak etmiyor. Biliyorum. Eğer biliyorsan en iyisi ondan uzak durmak. Şimdi izin verirsen işimin başına dönmem gerek. Nasıl anlayamadım ben bunu ya? Nasıl anlayamadım? Hayatı boyunca 5 dakika iş yerinde duramayan Burak'ın nasıl gece gündüz sürekli çalıştığını şimdi anlıyorum. Bir de kendine 3 kuruş maaş verip oyuncak tutmuş. Ama ben bunun hesabını sorarım. Yaşadıklarım kolay şeyler değil. Beni aptal yerine koymanın ne demek olduğunu onlara göstereceğim. Ama önce sakin olmam lazım. Öfkeyle hiçbir yere varamam. Burak'ın üzerine daha fazla gitmem, onun Aslı'ya daha fazla yakınlaşmasına sebep olmaktan başka bir işe yaramaz. Benim öncelikli hedefim Aslı olmalı. Aslı'yı öyle bir hale getirmeliyim ki hem Burak'ın peşinde dolaştığına pişman olmalı, hem de araları bozulmalı. Tek bir hamle şansım var. En doğru şekilde hareket etmeliyim ama ne? Efendim? Müsaitsen görüşebilir miyiz? Volkan, eğer işi bırakmamla ilgiliyse ben gerçekten artık orada çalışamam. Devam etmemekte çok haklısın. Ben seni anlıyorum. Ama benim konuşmam gereken başka bir şey var. Buluşabilir miyiz? Tamam. Aslı'ya öyle bir sürpriz hazırlayacağım ki Burak'ın etrafında dolaştığına 1000 pişman olacak. Halil abi. Efendim Burak Bey. Konuşabilir miyiz biraz? Tabii, buyurun. Dün gece için teşekkür ederim. Sana borçlandım. Lafı olmaz. Önemli olan annenizin görmemesiydi. Yoksa çok üzülürdünüz. Özellikle de Aslı. Sen bizi nasıl anladın? Geçen gün arabada karşılaştık ya. Uzaktan yanınızda bir bayan olduğunu fark ettim. Ama yanınıza geldiğimde yoktu. Onu sakladığınızı anladım. Sonra sabah erkenden işe gitmeniz, ne bileyim sık sık mutfağa girmeniz. Müştemilata doğru şöyle uzun uzun bakmanız. Sen bayağı bir beni izliyormuşsun. Durumu fark edince izlemeye başladım doğrusu. Bu aramızda kalacak herhalde değil mi? Tabii ki. Aslı geldi mi? Hayır, daha gelmedi. Ama belki onu sitenin girişinde karşılamak istersiniz. Evet, tam olarak da istediğim buydu. Aslı. Ya ben bu yaşananlardan dolayı kendimi sorumlu tutuyorum. Yani bu olay canımı çok sıktı. Sana başka bir iş baksak? Hayır Volkan, istemiyorum. Ben zaten bir süre çalışmayı düşünmüyorum. Tamam, bizim bünyemiz de olmak zorunda değil. Çağla ve Burak'ın gelemeyeceği bir yer olsun. Buna ne dersin? Hayır Volkan, ben zaten size ait bir yerde çalışmakla büyük hata ettim. Bir süre çalışmayı düşünmüyorum. Üzgünüm, bunu açmak zorundayım. Yoksa Çağla daha çok çıldıracak. Efendim? Volkan'cığım, bana dünle ilgili hala kızgınsın değil mi? Bu yaşananlardan sonra nasıl olabilirim Çağla? Yaptıklarına gerçekten inanamıyorum ya. Ben seni tanıyamamışım.
Çok özür diliyorum gerçekten. Burak'ın son zamanlarda yaptıkları beni o kadar çok üzdü ki kimin neye saldıracağımı şaşırdım. Aslı'nın hiç suçu yokken ona öyle davrandığım için çok pişmanım. Bak Çağla, her ne olursa olsun Aslı'yla konuşmadan onu suçlaman çok yanlış. Haklısın. Ama gerçekten çok üzülüyorum. Aslı'yla konuşup ondan özür dilemem lazım. Bu konuda bana lütfen yardımcı ol. Bu olanlardan sonra Aslı'nın seninle konuşmak isteyeceğini pek sanmıyorum. Lütfen Volkan. Aslı'yla konuşup ondan özür dilemem gerekiyor. Aslı senin kız arkadaşın. Yarın öbür gün aile olacağız, yüz yüze bakacağız. Küslük olsun istemem. Tamam. Ben Aslı'yla konuşacağım. Gerçekten mi? Çok teşekkür ederim. Yarın sizi yeni evimize beklerim. Bahçede barbekü yaparız. Aslı'yı da ikna et lütfen. Elimden geleni yapacağım. Hoşça kal. Üç kuruşluk kız için bu kadar yalvardığıma inanamıyorum. Ama uğraştığıma değecek. Aslı'ya gerçekte kim olduğunu hatırlatacağım. Burak'ın peşinde gezmenin ne demek olduğunu anlayacak. Çağla yaşananlardan dolayı çok pişman olduğunu söyledi. Ve senden özür dilemek istiyormuş. Onun özür dilemesini falan istemiyorum. Onun yüzünü görmek bile istemiyorum. Benden uzak dursun yeter. Aslı bak, böyle bir şey istiyorsan bu özrü kabul et ve konuyu kapat. Biz de bu yalana bir süre daha devam edelim. Hayır Volkan. Ben artık yalan istemiyorum. Aslı, ben Çağla'nın ne yapacağını kestiremiyorum artık. Ya bir de amcamın evine kaldığını duyarsa eğer, çok kötü şeyler olabilir. Aslı bak, sana hak veriyorum. Ama artık Çağla bizim sevgili olduğumuza inandı. Ve herkesin iyiliği için biz bu yalana devam etmeliyiz. Ya tamam, senin de anlıyorum. Ama Çağla da çok pişman. Bu duruma gelmişken senin böyle davranman bütün şimşekleri üzerine çekebilir. Yani bizim yüzümüzden bu kadar üzülmeni istemiyorum. Tamam. Ama son kez. Tamam, bunu halledelim. Gerisi kolay zaten. Çağla seni peşini bırakacaktır. Umarım öyle olur. Neyse, benim eve geçmem gerekiyor. Gidebilir miyiz artık? Gidelim. Birdenbire nereden çıktı bu barbekü partisi? Yine neyin peşindesin Çağla? Hemen anlatıyorsun. Sana sadece şu kadarını söyleyeyim. Daveti Aslı için düzenliyorum. Nasıl yani? Sen ciddi misin? Evet. Hemen aklına gelen herkesi arayıp çağırıyorsun Tuğçe, tamam mı? Yarın akşam saat 5 gibi burada olmalarını söyle. Ne kadar kalabalık o kadar iyi. Çok eğleneceklerini söylemeyi de unutma sakın. Hadi, aramaya başlayalım. Tamam. Çağlacığım, ben geldim. Hoş geldin anneciğim. Hoş geldiniz. Sen de hoş geldin. Çağlacığım, yüzün gülüyor bakıyorum. Burak'la sorunlarınızı hallettiniz galiba. Evet, aramızdaki problemleri hallettik sayılır. Sayılır. Neyse, ben seni iyi gördüğüme çok sevindim. Evet. Anne, ben yarın akşam üzeri saat 5 gibi arkadaşlarıma bahçede bir davet vermeyi planladım. Barbekü partisi yapacağız. Birkaç arkadaşım gelecek. Ne zamandır İstanbul'a taşındığımızdan beri zaten gelmek istiyorlardı. Herkesin katılabileceği ortak bir davet planlamayı düşündüm. Biliyorum. Daha önceden haber vermem lazımdı ama ben de henüz karar verdim. Tamam Çağlacığım, ne diyeyim ki ben şimdi sana? Catering firmasıyla konuştun mu peki? Hayır. İyi tamam, onu ben hallederim. Tamam. Senin duvarların kadar benim kanatlarım var. Dik yokuşların kadar su kaydıraklarım var. Çilek kokan...